Aha sosyal medyanın güzel meslekleri Ne ararsan var anasını satayım Aktrollük var Onlyfans var TikTok dilenciliği var Oturma organına vantilatör sokma cezalı gülmeme challenge var Hamile taklidi var Eşcinsel taklidi var Var da var ama bir tanesi var ki Görmeye katlanamıyorum anasını satayım Tahmin etmişsinizdir TikTok dilenciliği Hele ki bu TikTok dilencileri arasında bir tanesi o kadar ucube ki TikTok'un ayarını bozdu anasını satayım Ayarını Sağma bak bakıyorum, soluma bakıyorum, önüme bakıyorum, arkama bakıyorum. Bu adamın taklidini yapmaya çalışan ucube dilencilerle dolu. Yani neymiş bu arkadaş? Sokaktaki dilencileri arar olduk. Ben artık dilencileri TikTok'ta değil sokakta görmek istiyorum gerçekten. En azından para attığın zaman eee! diye karga sesleri çıkarmıyorlar. Neyse bugün konuşacağımız arkadaş bu. Evet biliyorum beni eskiden izliyorsanız eğer. Bu çocuk hakkında bir kez daha konuşmuştum. O zamanlar ucubeydi. Şimdi ucube'likte master yapmış. Öyle böyle değil yani. YouTube'a da salç olmuş maşallah. YouTube'da da görmeye başladım. Ben adam mıyım diye videolar yapıyor yani. Kaç yaşına gelmişsin? Yaptığın şu hareketlere bir bak lan. Abi, burcun fiyatı ne kadar? Ben hareketleri güzel görmek istiyorum da okul başlayacak. Merhaba kardeşim, hoş geldin. Onun fiyatı 100 TL. Alacak mısın? Hemen paketleyeyim. Aa manyağa bak oğlum sen ne yapıyorsun lan bu video ne? 5 yaşındaki çocuk bile bu video ile eğlenmez yani o kadar ki hani normalde yorumlara şey yazarlar ya işte Atatürk'ü sevenler beğensin diye bu çocuğun yorumlarına mal olduğunu düşünenler artı bir yazmışlar. Bak 5 yaşındaki çocuk sana mal diyor. Evet çünkü haklı. Sen harbiden malsın. Bir savcının karşısına geçsen mesela desen ki bu adam bana mal diyor. Savcı senin videolarını izler ve der ki adam haklı anasını satayım sen malsın. Oğlum bu yaptığın hareketler normal değil he. Gerçekten Değil yani bir de bunu seri haline getirmiş Abi bu güneş Gözlüğünün fiyatı ne kadar abi Ne kadar Kardeşim onun fiyatı 31 TL Alacak mısın oğlum sen? Allah Allah. Bu nasıl bir kafa? Bu nasıl bir beyin? Yani ne yapıyorsun sen ya? Hadi TikTok'ta anladım bak. TikTok'ta en azından para kazanıyorsun değil mi yani? Sonuç olarak böyle saçma salak hareketler yapıyorsun. İnsanlar da daha da saçma salak hareketler yapman için sana para ödüyor. Ve belli bir kazancın oluyor. Fakat YouTube'da yani short satarak herhangi bir kazancın olmuyor ki. Sadece daha fazla insanı kendini rezil ediyorsun. Yani lütfen YouTube'dan uzak dur. Lütfen. Lütfen uzak dur. Yoksa gerçekten kampanya başlayacağım. Diyeceğim ki bu adam YouTube'dan uzak durmalı. Neyse birazcık daha TikTok dilenciliğine bakalım. Demek istediğimi zaten anlayacaksınız. gözü geldiyse geldi yazın aç. Güreş gözü geldi mi? Bir tane gözü Evet bahsettiğim o dilencilik bu işte. Benim bir karakterim var, bir duruşum var, bir çevrem var. Ben böyle rezil hareketler yapmamalıyım diye düşünmüyor, yaşına başına bakmıyor ve yaptığı hareketlere bak. Bir tane asla gelmez mi? Gelmez mi? Gelmez mi? Bir de şöyle düşünün yani. Ekran başında 10 yaşında çocuklar bu adama para gönderip bu adamı aşağılıyorlar. Tamam sonuçta bu çocuk para kazanıyor. Ama her zaman söylerim tekrardan söylüyorum. Yani aşağılanarak para kazanmamalısın. Eğer kazanıyorsan da bu ucubeliktir yani. Buna meslek diyemezsin. 5-10 yaşında çocukların seni aşağılayarak sana para göndermesi eğer ki senin hoşuna gidiyorsa. Git bir psikoloğa falan gör Çünkü sen kelimenin tam anlamıyla ruh Gerçekten sen hassasın. Bakın şunu kabul etmeliyim. Ünlü olmak para kazanmak bunlar çok güzel şeyler. Ama ünlü olmanın da para kazanmanın da farklı farklı yolları vardır. Birisinde gerçekten insanlar sana saygı duyar diğerinde ise sana söverler. Ve bu kardeşimiz anladığım kadarıyla kendisine sövülmesini istiyor. Evet ben de biliyorum yani salak saçma hareketler yaparak ünlü olmak çok daha basit. Çünkü insanlar buna alışık değil yani alışık olmadığı bir şeyi gördüğü zaman ona ilgi gösteriyorlar. E ama olan sana oluyor kanka. Sen bu hareketleri yaptığın zaman biz sana eline sağlık demiyoruz ki mal anasını satayım deyip geçiyoruz. Yani mes meslek var, meslek var. Saygı var, saygı var. Senin yaptığın saygı duyulacak bir iş değil. Bak şu an beni boş ver. Git kendi videolarını babana falan izlet. Yemin ediyorum babam bile senden utanır. Arkadaşlarına bu benim oğlum diyemeyecek hale gelir. İstediğin kadar para kazan. İstersen milyoner ol. Hiç fark etmez. Kazanamayacağın tek bir şey olacak o da saygı. Ki biliyorum yani bu çocukla iyice primini kastıktan sonra bir tane video atacak ve diyecek ki arkadaşlar ben deli deli hareketler yapıyordum. Özür dilerim. Çok salakça hareketler yapıyordum. Artık aklım başıma geldi. Düzeldim böyle hareket Der yapmayacağım. Bu sözün altına imzamı atıyorum. Böyle bir şey gerçekten olacak. Her sosyal medya fenomeni bunu yapıyor çünkü. Saçma salak yollarla ünlü oluyorlar. Sonra arkadaşlar özür dilerim. Keşke bunları yapmasaydım. Önce dikkatleri üzerine topluyorsun. Sonra kusura bakmayın. Bizim Türk halkı da bunu yiyor maalesef. Ne yaparsın işte? Ya biri bu çocuğu acil bir şekilde durdursun çünkü insanları zehirliyor. Gerçekten insanları bildiğin zehirliyor. Şaka yapmıyorum. Şu anda TikTok'a girseniz bunun gibi bin tane insan bulursunuz ama bunların elebaşı bu. Bir zamanlar mesela hatır biliyorsunuzdur bu kadın vardı. Reymen ne yaptın? Reymen ne yaptın diye kendi kendine çığırıyordu. Kendisini dilencilerin lideri olarak tanımlıyorduk. Şimdi de başlarında bu çocuk var ve sadece bu kadar da değil. He. Bu adamlar dilenirken dini duyguları, milli duyguları, sevgilerini, saygılarını her şeylerini sömürüyorlar. Ulan geçen bir tanesi vardı, şehitlerimizin adına gül atar mısınız falan diyordu. Yani iğrenç bir şey lan bu. Hele illa ki görüyorsunuzdur. Yani kapışma vesaire yapıyorlar bunlar aralarında. Kime daha çok dona et gelirse o kazanıyor. Olay burada bağış toplanıyor da değil. Olay bunları toplarken ucube ucube hareketler yapmaktı. Ve sen Emin Deniz'cim gerçekten ucubesin. Umarım arkadaşların, ailen, akraban TikTok hesabına denk gelmez. Ama artık çok geç gibi görünüyor çünkü haberlere bile çıkıyorsun. Seni tebrik ederim çünkü bu kadar hakarete rağmen hala yılmadıysan demek ki sen dilencilik için doğmuşsun. Bu kanında var. Madem böyle tanınmak istiyorsun o zaman buyur seni tanıtalım. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.